Karşımızda bir araştırma örneği var. Şimdi sizden videoyu durdurmanızı, bu araştırmanın gözleme dayalı bir araştırma mı, bir deney mi yoksa bir örneklem araştırması mı olduğunu belirlemenizi istiyorum. Bir de araştırmanın düzgün bir şekilde yapılıp yapılmadığını da düşünelim lütfen. Hadi bakalım. Şimdi bir grup doktor migren tedavisinde kullanılan plasebo haplar. Bu haplar şekerden yapılmışlar. Evet plasebo haplar gerçek haplar ile aynı göründükleri için hastalar hangi ilacı aldıklarını bilmezler. Plasebo etkisi diye bir şey olduğu için araştırmalarda da bunu kullanırız. Zaman zaman bize iyi geleceğini düşündüğümüz bir ilacı kullandığımızda gerçekten de daha iyi oluruz değil mi? Bunun yani plasebo etkisinin neden gerçekleştiğini bilmiyoruz. Ancak bu nosyonun son derece düzgün bir şekilde araştırılıp belgelendiğini de eklemek istiyorum. İlaçların etkisini test etmek isteyenler ilacın plasebo etkisi ötesinde bir etkisi olup olmadığını anlamaya çalışırlar. Hastaları ikiye ayırıp bir gruba gerçek, diğerine de plasebo vermelerinin sebebi de budur zaten. Neyse devam edelim. Migreni olan 300 kişiyi rastgele bir şekilde iki gruba ayırıyorlar. 300 hastayı rastgele bir şekilde iki gruba, evet şöyle yapalım, plasebo grubuna veya gerçek hap grubuna, evet koyduk. Grupların birine gerçek hap, ikincisine de plasebo hap veriliyor. Grupların ikisine de hangi ilacı aldıkları söyleniyor. Hmm, bu pek de iyi olmamış çünkü plasebonun özelliği hastaların gerçek ilacı aldıklarını düşünmelerini sağlamak. Eğer size plasebo verdiklerini söylerlerse plasebo etkisini hesaba katmamış olurlar. Yani eğer size şekerden yapılmış bir ilaç verdiklerini söylerlerse ilacın etkisini evet evet bu düpedüz kötü bir uygulama. Okumaya devam edeyim neyse hapı almadan önce ve aldıktan sonra hastalardan durumları ile ilgili bir ankete cevap vermeleri isteniyor. Doktor Doktorlar daha sonra iki grubun anketlerindeki değişiklikleri inceleyip birbirleri ile karşılaştırıyorlar. Öncelikle bana bunun nasıl bir araştırma olduğunu söyleyebilir misiniz? İki tane grup var ve insanları bu gruplara rastgele atıyorlar. Plasebo grubu, kontrol grubu. Gerçek hapı verdiğiniz grupta deney grubu olabilir. Bu klasik bir deneydir. Evet, bu bir deneydir ve sonuç olarak nedenselliğe dayanan bir ilişki bulmaya çalışıyorlar. Bu deney ile gerçek hapın migrene iyi gelip gelmediği araştırılıyor. Gerçek hap gerçekten de plasebodan daha iyi, yani migrene daha iyi geliyor mu? İnsanları iki gruba ayırarak sonuca etki edebilecek diğer değişkenleri devre dışında bırakmaya çalışıyorlar. Evet evet bu kesinlikle bir deney. Diğer seçenek neydi? Gözleme dayalı araştırma. Gözleme dayalı araştırmada bir popülasyona ya da bir gruba bazı sorular yöneltirsiniz ve değişkenler arasında korelasyon olup olmadığını bulmaya çalışırsınız. Birinci değişken bu da İkinci değişken olsun. Bunların arasında bir korelasyon olup olmadığını araştırırsınız. Aradığınız şey nedensellik değildir. Örneklem araştırmasında ise bir popülasyon için parametre tahmininde bulunursunuz. Mesela burada tüm popülasyonda kaç kişinin migreni olduğu bir örneklem araştırması olabilir. Popülasyondaki herkesle konuşamayacağınız için neden mi? Çünkü popülasyon dediğinizde milyonlarca insandan da bahsediyor olabiliriz. Bu yüzden 100 kişilik bir grup seçer ve onlara migrenler olup olmadığını sorarsınız. Buradan elde ettiğiniz sonuçta da yani örneklemde migreni olanların yüzdesinin popülasyon için iyi bir tahmin olacağını iddia edersiniz. Az önce de söylediğim gibi bu kesinlikle bir deney. Peki sizce bu deney düzgün bir şekilde yapılmış mı? daha okurken gruplara hangi ilacı aldıklarını söylemesinin ne kadar yanlış olduğundan bahsetmiştim. Evet, bu durum plasebo etkisini tamamen ortadan kaldıracaktır. Bu deneydeki insanlar plasebo etkisine göre aldıkları ilacın kendilerine iyi geleceğini düşünebilir ve gerçekten de iyileşebilirler. Bu yüzden de yeni ilaçların plasebodan daha iyi bir performans göstermeleri beklenir. Gruplara hangi ilacı aldıklarını söylediğinizde yaptığınız deneyin çok da başarılı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Başka bir deyişle deney yaparken grupların hangi ilacı aldıklarını bilmemeleri daha iyidir.